Merhabalar sevgili arkadaşlar, League of Legends'ta sezon ortası dönemine giriyoruz ve bu da bize birçok değişiklik getiriyor. Zek, Sejuani ve Maokai için güncellememiz var. Değişen destek eşyalarımız var. Değişen vadinin alameti var, çok daha farklı bir forma geçen. Bu videoda bunların hepsinden bahsediyor olacağız. Sezon ortasında neler oluyor, neler geliyor, hızlıca bir bilelim diye. İlk olarak Sejuani güncellemesiyle başlayalım. Sejuani'nin yeni pasifi Buz Zırh. Bakalım hemen. Sejuani hasar almadığı kısa bir sürenin ardından yavaşlatmadan etkilenmez hale gelir ve ilave dirençler kazanır. Buz zırh hasar aldıktan sonra kısa bir süre daha etkisini korur. Buz zırh Sejuani hareket ettikçe daha hızlı yenilenir. Standart hareket ettikçe oluşan kalkan mekaniklerine bir tanesi daha etkileniyor. Dikkat ederseniz Sejuani'nin domuzunun burnu diyelim üst tarafı maviyken Sejuani yavaşlatmalardan hiçbir şekilde etkilenmiyor ve hasara maruz kaldığında ilave dirençlerini ve yavaşlatmadan etkilenmeme özelliğini bir süre sonra kaybediyor. Bakalım arada şöyle bir 4-5 saniye var neredeyse sanıyorum. Bu tarz rakip takımın içine girmesi gereken bir şampiyon için faydalı olacaktır bir hal diye düşünüyorum. Yavaşlatma etkilerinden bu kadar kolay kurtulmak diyecektim ama hiç etkilenmemek daha doğru olacak. Q ve özür diliyorum. Q yeteneği hala aynı. W yeteneğinde ise değişiklik var. Sejuani top uzunu önünde savurup bir hat üzerinde etkili olacak şekilde yere vurur. İki savurma da hasar verip buz etkisi uygular. Buz etkisi uygulamak ne diye soracaksınız şimdi. Onun için de hemen sıradaki yeteneğimiz E yeteneğine geçiyoruz. Pasif. Sejuani'nin normal saldırıları şampiyonlar ve büyük canavarlara buz uygular. Yakınlardaki yakın dövüşçü takım arkadaşları da bu etkiyi kazanır. Buz yükleri 4 defaya kadar birikir. Yakınlardaki takım arkadaşları kazanır ne demek? Ben Garen'le yan yana oynuyorum. Benim takım arkadaşım olan Garen de normal vuruşlarında buz etkisi uygulayabiliyor. Sejuani zaten kış pençesinin lideri, bir yönetici, bir general kafasında bir şampiyon olduğu için bu tarz bir özellik vermesi bence güzel olmuş. Aktif Sejuani azami buz yüküne sahip hedef rakibe hasar verip onu sersemletir ve dondurur. Sejuani'nin donmuş bir rakibe yönelik ilk saldırısı veya yeteneği hedefin azami canının bir kısmını hasar olarak verir. Yani bu nişancıları, zayıf rakipleri öldürdüğü kadar tanklara da zarar veren bir yetenek olacak azami candan vurduğu için. Benim asıl merak ettiğim nokta bu sersemletmenin süresi, yani bu donmanın süresi. Dikkat ettiyseniz bayağı uzun bir süre burada hareketsiz kalıyor. Bir nişancı için bu kadar uzun süre hareketsiz kalmak direkt ölüm demek. Sejuani bu buza vurulduğunda mı o etki açılıyor? Herhangi bir şampiyon hasar verdiğinde mi bu buz etkisi açılıyor? Yoksa tamamen belli bir süresi var ve burada vurduğunda açılması tesadüf mü? Ama bana gayet buza vurulduğunda açılıyor gibi geldi. Ve bu kadar uzun süreli bir sersemletmenin hiçbir mantığı olmadığı için muhtemelen herhangi biri bu buza hasar verdiğinde açılıyordur diye düşünüyorum. Sadece Sejuani hasar verince açılıyorsa o zaman ben tutayım sen vur abi oluyor. 5 saniye o nişancıyı Heimerdinger'le bile döversin İngiliz anahtarı ata ata. Gelelim sonraki yeteneğimize, ultimize, Sejuani'nin ultisi Buzul Hapsi. Sejuani gerçek buz bolasını atar ve bola kat ettiği mesafeye bağlı olarak isabet ettiği ilk şampiyona hasar verip onu sersemleterek dondurur. Uzun menzilli bolalar arkalarında rakipleri yavaşlatan bir buz fırtınası bırakır. Fırtına kısa bir aradan sonra infilak ederek hasar verir ve asıl hedef dışındaki rakiplere büyük miktarda hasar verir. Asıl hedef dışındaki rakiplere bu noktada enteresan bir nokta. Yani bir kişiyi sersemletmeyi tercih ediyorsunuz, diğerlerine hasar veriyorsunuz. Şöyle tekrar bir görmek istiyorum. Evet, hasar miktarını şuradan yakalayabiliriz. Ama ilk dokunuşta zaten seçtiğiniz hedefe hasar veriyor. Daha sonra patlama hasarından ilk hedef etkilenmemiş oluyor. Etraftakiler ondan etkilenmiş oluyor. Mantıklı, hoş bir ulti. Sejuani yapısal olarak değişmemiz, yine savaşın içine giren, alan etkileri uygulayan, kitle kontrolü saçan bir şampiyondu. Sadece daha bireyseldi. Yine alan etkili büyüleri vardı. Evet, ama artık takımıyla daha koordine çalışacak bir forma girecektir diye düşünüyorum Sejuani ve bu değişiklikleri onaylıyorum. Geçelim. Zek değişikliklerine. Benim çok sevdiğim bir şampiyon Zek, biliyorsunuz. Çok oynadığım bir şampiyon zamanında. Ormanda da az oynamadım. Ve bu şampiyonumuzda da değişiklikler var. Şimdi öncelikle pasifimizde bir değişiklik yok. Q yeteneğimiz ise bir hayli enteresan. Hemen bakalım. Esnek saldırı. Zek'in kolu esneyip isabet ettiği ilk rakibi tutarak yavaşlatır ve bu rakibe hasar verir. Zek'in sonraki normal saldırısı
ilave menzil kazanır ve Zek farklı bir rakibe saldırırsa iki hedefi birbirlerine doğru savurur ve hedefler çarpışırsa alan etkili hasar verir. Gerçekten çok enteresan bir Spider-Man mekaniği. Bir rakibi yetenek atışıyla tutup bir rakibi normal saldırıyla tutup sonra onları birbirine vurmak inanılmaz eğlenceli bir mekanik olacaktır diye düşünüyorum ama Zeki'nin yapısını bir hayli zorlaştırmış. Yani düşün, eskiden Q şöyle pıtık diye vuruyordunuz. Mis gibi bir alanı vardı. Mis gibi yavaşlatıyordu. Size parçacık çıkarıyordu ve bunu rahat rahat kullanıyordunuz. Şimdi bir hedefi tutacaksınız yetenekle. Diğer hedefi normal saldırıyla tutacaksınız. Sonra onları bir de birbirine vuracaksınız ki etkili olsun. Zek'in orman işlerini biraz daha zorlaştırabilir diye düşünüyorum ama aynı zamanda çok kuvvetli. Dikkat ederseniz bunun yeni menzili zaten eski Q'nun menzilinden daha uzun ve bayağı enteresan alanlardan yapılabilir. Yani şuranın menziline bakarsanız eğer normal saldırının da menziline. Yani mesela ben bunu buradan tutup acı şunu merak ediyorum. Ben diyelim buradaki Ezreal'i tuttum ama Shyvana şurada benim normal saldırı menzilimde. Ben bunları alıp birbirine vurabiliyor muyum? Nasıl mekanikle çarpışıyorlar? Ne taraftan çekiliyorlar falan bayağı ilginç. Dolayısıyla oynanış videosu yapabilirsem ilk olarak Zek'in videosunu yapmayı düşünüyorum. Siz de hangi şampiyonun güncelleme videosunu PB'de ilk denememi istersiniz yorumlarınızı bekliyorum. W yeteneğimiz aynı. E yeteneğimiz aynı. Ultimiz ise yine bir hayli enteresan. Hoplaya zıplaya. İsmi değişmemiş. Zek bir birikintiye dönüşerek güç toplar. Kitle kontrolünden etkilenmez hale gelir ve üstünde duran rakipleri yavaşlatır. Hoplaya zıplaya yeteneği gücünü tamamen toplamadan önce yeniden etkinleştirilirse Zek normal şekline dönerek yakındaki rakipleri savurur. Bu videoda görmüyoruz bunu diyelim. Ben şöyle toplamaya başladım. Daha bu tam olmadan tekrar R'ye bastım. Hemen blöp diye böyle bir normal formuma geliyorum ve bu arkadaşlar etrafa savruluyorlar. Ama gücümü tamamen toplarsam, en az bir saniye güç toplarsa üstündeki rakipleri yutar, onları hedef konuma taşır ve indiğinde bölgedeki rakiplere hasar verir. Bölgedeki rakiplere bizim taşıdıklarımız da dahil mi? Hemen bir bakalım. Evet, dahil. Hem taşıdığımız rakiplere muhtemelen hem de üstüne indiğimiz rakiplere hasar veriyor olabiliriz ama rakiplerin yanına taşımayız diye tahmin ediyorum. Çoğu zaman kuleye taşırız, dostlara taşırız ve bir detaya daha dikkat etmenizi rica edeceğim. Zıplayan hedeflerimizin isimlerinin üstüne bakın. Airborne. Artık oyunda yediğimiz kitle kontrolleri de bu şekilde yazı olarak belli olacak. İşte atıyorum Ahri'nin charmından etkilenmektir, Morgana'nın yeri mıhlamasından etkilenmektir gibi böyle şeyleri görüyor olacağız. Zek de bu tarz bir değişiklik geçiriyor olacak sezon ortasında. Gelelim son güncellememiz Maokai. Bakalım neler olmuş Maokai'ye. Maokai'nin pasifi aynı duruyor. Maokai'nin Q yeteneği aynı duruyor. Maokai'nin W yeteneği aynı duruyor. Maokai'nin E yeteneği çok hafif değişmiş. Bakalım neler olmuş. Fide atışı. Maokai belli bir bölgeyi gözetmesi için bir fide gönderir. Fide yakındaki rakiplerin peşine düşerek temas halinde patlar ve isabet alan her şeyi yavaşlatır. Aynı. Tek fark şu. Çalıya yerleştirilen fideler daha uzun ömürlü olur. Atıyorum 45 saniye yerine 60 saniye kalır ve zamanla ilave hasar verir. Bakınız. Fide atladıktan sonra sayının suratına yapışmış bir şekilde kalmaya devam ediyor ve hasar vermeye devam ediyor. Dolayısıyla çalıdan fide atmak baya baya daha etkili olacak ve gelelim en ilginci ultiye. Doğanın hükmü. Maokai yavaş yavaş ilerleyerek isabet ettiği rakipleri yerine sabitleyen diken ve köklerden oluşan devasa bir duvar ortaya çıkarır. Duvarın kat ettiği mesafe arttıkça yerine sabitleme süresi de artar. Yani ben burada Olaf'ı yarım saniye sabitliyorsam bunu çok daha fazla sabitliyorum. Ne kadar çok sabitledi Olaf, hiç yarım saniye falan gibi değildi. En yakındaki hedefe çarpmış olmasına rağmen bayağı yerinde tuttu diye düşünüyorum. Yani bu kadar alan, bir koridor kadar alan etkili bir büyü bu kadar etkili olmamalı bence. Ama bakınız, bir şampiyonun arkasında durarak kurtuluyorsunuz. Yani tek sıra halinde dururlarsa rakipler çok rahat kurtulabiliyorlar. Oraya da bir Viktor Q'su atmak çok eğlenceli olurdu sanırım. Gerçekten güzel bir ulti olmuş. Yani üst koridorda Maokai, alt koridorda Nami gibi bir wombo combo yapıldığında acayip etkili olabilir bu combo diye düşünüyorum, bu yetenek diye düşünüyorum. Birçok şampiyonu benzer vakitlerde yerine mıhlamak için, ki hasar da veriyor yetenek gücü çıkan Maokai'ların, sorun çıkarmasına sebep olacaktır. Değişecek olan, bir saniye, bu kostüm böyle miydi ya, bunun görseli yapmışlar mı, yeni yapmışlar galiba. Evet, ne kadar tatlı olmuş. Sejuani'nkilerde değişiklik yoktu pek. Yine şuna sahiplerdi. Çalışıyoruz üstünde, halledeceğiz modundaydı. Ne kadar tatlı bir splash olmuş bu. Çok beğendim. Gerçekten çok hoş durmuş. Şeye benziyor. Maokai
Gölge adalarda yamulmadan önceki halinin şeysi gibi olmuş belki de. Neyse, bırak benim. Dayanıklılık eşyaları, yeni seçenekler. Gargoyle taş zırhı ve değişken miğfer daha önce bahsettiğimiz eşyalar ama hızlı bir şekilde ne yaptıklarından tekrar bahsedelim. Matematiklere oturacak zaten. Takım savaşçıları için bir eşya bu. Zırh ve büyü direnci veriyor. Özel pasifi ise taş deri. Yakında 3 ve üzeri rakip şampiyon varsa ilave direnç kazandırır. Aktifi ise şu şekilde geçici olarak can ve boyut artışı kazandırır ama verilen hasarı azaltır. Taş deri devrede ise can artışı büyük oranda katlanır ki 2 kata falan çıkarıyordu canı diye hatırlıyorum. Bu eşyaların matematiğini merak ediyorsanız ki deneysel matematiğini elbette bir önceki PBE videomuz var, yama öncesi videomuz var. Orada bu eşyaların matematiklerine değinmiştik. Gargoyle taş zırhının ardından değişken miğfere geçiyoruz. Aynı yetenekten üst üste isabet almaktan usanan tanklar için yine burada da Teemo mantarı örneğini vermiştim. Bastığınız her mantarla birlikte bir sonraki mantardan yediğiniz hasar azalıyor yine detaylar. Diğer videoda hayalet pelerini ve büyü savar pelerinden yapılan bu eşyamız can, büyü direnci, taban, can yenilenmesi bekleme süresinde azalma veriyor. Çok şu an kelimeyi arıyorum. Mert. Utility'nin Türkçesi ne? Mert'ten de çıkmadı. Yetkinlik. Lanet olsun. Şu an acayip tutuldum. Çok özür diliyorum. Geçen de aynı şeye tutuldum çünkü. Bunun neydi diye. Ama bulamıyorum. Bu kelime bende bir türlü kalmıyor. Program, araç, yardımcı. Hayır. Fayda, yararlılık. Fayda işte ya. Genel fayda, genel yararlılık. İşlevsellik aradığım kelime bu. Teşekkür ediyorum. Genel işlevsellik ve tanklık sağlayan bir eşya. Şu kelimeyi bulmak için şu kadar vakit harcattığım için size çok özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Bir yetenekten büyü hasarı alındığında aynı yetenekten alınan büyü hasarını kısa bir aralık boyunca azaltır. Zaten bahsettiğim, daha önce bahsettiğim bir şey için bu kadar vakit harcadım. Lanet olsun. Ateş bastı. Koruyucu melek. Pasifi aynı ama artık daha belirgin. Uzun kılıç, kazma ve dokuma zırhtan yapılıyor. Bahsettiğim üzere daha nişancılara yönelik bir eşya olarak karşımıza çıkacak. Saldırı gücü ve zırh veriyor ve öldükten sonra geri dönmenizi sağlıyor efendim. Gelelim destek eşyalarındaki enteresan değişimlere. Destek eşyalarının artık görevleri var. Bu görevleri gerçekleştirdiğinizde size bir bonus veriyorlar. Bu görevler ne? Destek eşyalarının özelliklerini kullanmak. Yani eski para için etrafınızda minyon öldürülmesi, yadigar kalkan için sizin minyonları infaz edip dost şampiyonunuza altın aktarmanız, büyü hırsızının marifeti ise rakipleri dürte dürte onlardan altın çalmanız. Bunları belli bir miktarda, eşyanın istediği miktarda yaptığınızda eşyanın görevini tamamlamış oluyorsunuz ve bu eşya size bir ödül veriyor. Bakalım neymiş görevler. Görev diyorum, özür dilerim, hedefler. Gelecekteki halinden bir yetenek puanı ödünç alırsın. Tüketildiği anda bir yetenek puanı kazandıran bir karışım sağlar. Hala oyun başında 18 yetenek puanınız var ama bunu kullandığınızda 17. seviyedeyken yeteneklerinizi son yetenek seviyesine çıkarabiliyorsunuz ve rakip şampiyon katletmek altın kazandırıp mana yeniler. Bunu ben kendi cümlelerimle anlatayım size. Bu karışık oldu biraz sanki. Bu eşyanın hedefini tamamladığımızda bu eşya bize bir iksir veriyor. Al, iksir diyor. Biz bu iksiri tükettiğimizde direkt seviye atlamışız gibi herhangi bir yeteneğimizin puanını arttırıyoruz. Bir üst seviyeden ödünç almış oluyoruz. Yani aslında gerçekten çok bir olay yok. Bir seviye erkenden alıyorsun istediğin bir puanı. Kalkan yeteneğini ekstra güçlendirmek isteyen destekler, hasarını ekstra güçlendirmek isteyen destekler için ufak bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Belki de büyük resmi şu an ben göremiyorum. Düşündüğümden daha faydalı olabilir aslında. Bunun üstüne hangi şampiyonlarda nasıl etkileri olur, nasıl bir matematiksel durum yaratır bunları incelemek lazım. Yani Soraka'nın bir Q'sunu 4. seviyeden 5. seviyeye bedava getirmenin orta oyundaki etkisi nedir falan bunları hesaplamak lazım. Bu eşya ortalama oyunun kaçıncı dakikasında devreye giriyor? Bunlara bakmak lazım. Bir de üstüne rakip şampiyon katletmek, altın kazandırıp mana yeniler gibi bir yenilenebilirlik etkisi de sağlıyor. Yadigar Kalkan serisinde ise kalkanından yeni bir kalkan kazandırır diye enteresan bir açıklama mevcut. Hedef ödülü neymiş? Çatışma dışında yenilenen bir kalkan kazandırır. Rakiplere saldırmak kalkanın daha hızlı yenilenmesini sağlar. Çatışma dışında yenilenen bir kalkan kazandırır. Rakiplere saldırmak kalkanın daha hızlı yenilenmesini sağlar. Burada benim yanlış anladığım bir şey olması lazım. Çünkü burada garip bir durum var. Yani o zaman şu biz sürekli kalkan kazanıyoruz.
Sadece savaş halindeysek, yani savaşın saldıran tarafındaysak daha çok kalkan kazanıyoruz. Savaşın dışındaysak daha az kalkan kazanıyoruz anladığım kadarıyla. İlginç, hani bazı koşulun, eğer kalkan kazanmak istiyorsan savaş dışında kalmalısın. Kalkanı hızlı kazanmak istiyorsan saldırıyor olmalısın gibi enteresan bir durum olmuş. İyi, güzel. Büyü hırsızlığın marifeti, rakipleri dürttüğünde daha az hareket edersin. En basiti bu. Vergi tetiklendiğinde anlık hareket hızı kazandırır. Yani siz rakipten altın çaldığınızda kısa bir süre hareket hızı bonusu kazanıyorsunuz. Lulu, Jenna gibi dürtmeyi seven şampiyonlar için muhteşem olacak. Gireceksiniz böyle dibine. Vuracaksınız, hem dürtüp hem de fişi diye kaçacaksınız. Gerçekten çok tatlı. Bu eşya ile ilgili bir değişiklik daha var burada yazmayan, benim bahsetmek istediğim PB'de denilen. Eşya artık minyon öldürdüğünüzde 12 saniye değil 8 saniye bekleme süresine giriyor. Vergi için. Ama şöyle bir durum var. Minyon başına 8 saniye giriyor. Atıyorum siz koridorda Sona ile Q attığınızda rakibe vurmak için, o Q gidip bir minyonu kestiğinde artık 12 değil 8 saniye bekleme süresine girecek. Ama ne, ya nişancım yok ben lane'i itiyorum deyip 6 minyonu kestiğinizde 48 saniye bekleme süresine girecek. İstatistiklerde değişiklik var. Kendine önlenen hasar, kulelere verilen hasar, görüş skoru, kitle kontrolü skoru gibi. Takıma katkısı daha az anlaşılan kişilerin haklarının yenmemesi adına gelen istatistiksel veriler diyelim daha fazla. Yani ben Leona'yım, çok hasar veremedim. Evet ama bakın bu kadar adamı stunladım. Ben Tristana'yım, takım savaşlarına evet çok katılamadım ama bakın kulelere verilen hasarın yarısı benden, oyunu ben kazandırdım gibi şeyler söylemenizi sağlayacak istatistikler. Aynı zamanda okunulabilirlik, oyunun okunulabilirliği konusunda da güzel değişikliklerimiz var. Zaten size bir değişiklikten bahsetmiştim az önce, kitle kontrol konusunda. Bir yenisi ise bu ölüm görselleri. Düşman biri öldüğünde kırmızı bir ışık uçuyor, dost biri öldüğünde mavi bir ışık uçuyor. League of Legends'ın bol efektli kalabalık takım savaşlarında bunları tespit etmek zor olabiliyordu. Artık daha okunulabilir olacak hem izleyici açısından hem oyuncu açısından. Eşya etkileri artık şu şekilde görünüyor. Yani direkt sizin çantanızda, eşya kısmınızda böyle parlayan, beni kullan, beni kullan, bana bas diye bağıran eşyalar olacak. Bunları unutmamanız için bu da çok mantıklı olmuş bence. Ben şahsen aktif eşyalarını sıkça unutan bir insandım. Vadinin alametinin mekaniği tamamen değişiyor. Burada çok anlatmamış ama ben size anlatacağım. Önce okuyalım. Vadinin alameti artık katledildiğinde alametin gözünü düşürüyor. Göz yok olmadan önce kullanıldığında vadinin alameti yapıları dümdüz eden bir kuşatma canavarına dönüşüyor. Takıma dahil olduğunda vadinin alameti en yakın koridoru ittirmeye başlayarak durdurulmadığı sürece rakip yapıları yerle bir etmeye koyuluyor. Bu hanımefendiye karşı savaşmak onunla çukurda savaşmaktan çok da farklı değil. Gözünü dürt ve onu ağlaya sızlaya hiçliğe geri döndür. Yampiri yengeç zaten o baronun etrafındaki hiçlik etkisinden mutasyona uğrayıp oluşmuş bir yaratıktı vadinin alameti, ama yampiri yengeçten oluştuğu çok belli değildi, artık bir hayli belli diye düşünüyorum. Peki bu yeni yaratık nasıl bir etkiye sahip? Yampiri yengeç eskisi kadar cezalandırıcı değil. Tek başına kesmek biraz daha kolay yapılmış. Arkasındaki göze artık cıyıklayarak falan ulaşabiliyorsunuz. Şu an teorik konuşuyorum okuduklarımdan, Raid'in tasarımcılarından. Ben Fiora oynuyorum. Suratına bir tane vurdum. Yana atladım. O bana doğru dönerken Q yeteneğimi kullanıp arkasına geçtim. Sapladım. Gözüne vurabiliyorum. Eskiden gözüne vurmak neredeyse imkansızdı. Çok hızlı bir yaratıktı. Artık böyle değil. Aynı zamanda belli aralıklarla yaptığı özel hareketler var. Mesela canı yarının altına indiğinde şöyle bir genel dönerek vuruyor gibi düşünün. Baron gibi kaçabileceğiniz aksiyonları var. Ya da ilk yampiri yengece. Yampiri yengece değil. Vadinin alametine ilk vurduğunuzda ne oluyor ulan diyerek koşmaya başlıyor. İşte sersemletme atıyor, yolundakileri nakaplıyor falan. Enteresan mekaniğe büründürülmüş ve bu yaratığı öldürdüğünüzde bir göz düşüyor içinden. Bu eşyayı alıyorsunuz, çantanıza koyuyorsunuz. Bu eşyayı çantanızda gezdiriyorsunuz. Belli bir süresi var anladığım kadarıyla. Bastığınızda ise vadinin alameti oraya geliyor, ittirmeye başlıyor o koridoru. Gerçekten sağlam ittiriyor tasarımcıların söylediğine göre. Ama aynı zamanda kolay ölebilen, hatta bayağı kolay ölebilen bir formda oluyor. Mesela sersemleyebiliyor. Normalde epik yaratıklar sersemletme etkilerine karşı kalkanlılar bildiğiniz üzere. Sersemletme etkilerini yemiyorlar ve Yampiri yengecin gelişmişi olan vadinin alameti koridora çıktığında bunları yiyor olacak, normalde yemezken daha kolay öldürülüyor olacak. Dolayısıyla bu
yaratığı korursanız mükemmel bir ittirme potansiyeli. Tek başına bırakırsanız kolay başına çıkılacak ama biraz can sıkacak bir aile ittirme potansiyeli olarak yer alacak. Takdir güncellemesi var, onur sistemi falanla alakalı sanırım. Çok kullanılmayan şeyler daha iyi bir forma sokacaklarını söylemişler. Umarım sokarlar. 10 yasaklama sistemi geliyor ama 10 yasaklama sistemi bu resimden benim anladığım kadarıyla. Hani ben yasakladım, o yasakladı. Ben yasakladım, o yasakladı. Ben yasakladım, o yasakladı. Ben seçtim, o seçti. Ben seçtim, o seçti. Ben yasakladım, o yasakladı falan şeklinde sonsuz bir sürece girerse oyuncular için çok yorucu olacağı için direkt herkes bir şampiyon seçiyor. Okey'e basıyor. Bütün banlar atılıyor formuna. Sokmuş olabilirler şuradan anladığım kadarıyla. Yani direkt bir yasaklama sürecini hızlıca geçiyoruz. Sonra seçim sürecine geçiyoruz. Çünkü League of Legends'da gerçekten oyun bulmak, oyuna başlamak tam bir işkence. Oyun piyasası zaten mobile kayıyor. Mobil MOBA'lar zaten revaçta, biliyorsunuz psikopat gibi Strike of Kings oynuyoruz. Bu hızlanmış oyunlar döneminde oyun bulmanın ve oluşturmanın bu kadar uzun sürmesi çok sağlıksız. Yani ben League of Legends'ı 20 dakikada oynamaya başlayıp 45 dakikada oynadığımda 65 dakikada bir oyun elde ediyorum. Diğer telefon MOBA'larına falan baktığımda oyunu 5 saniyede açıyor, 5 saniyede buluyor, 15 saniyede başlatıyor, 15 dakikada oynuyorum. Yani arada muazzam bir fark var. Şu an League of Legends'ın oyuna başlayabilme sürecinin aldığı vakitin oyunun gerçekten sürdüğü vakitte olan oranının yüksek olması büyük bir problem yaratıyor bence benim gibi vakti az olan insanlar için. Dolayısıyla şampiyon seçimini hızlandırmaları iyi olacaktır. Bence lobi sürelerinin de hızlandırılması lazım bir şekilde. Takım rekabeti ile ilgili güncellemeler gelecek gibi görünüyor. 5 kişi girdiğiniz maçlarda gerçekten böyle ESL sistemi gibi League of Legends'ın kendi içinde ağaçların olabileceği falan bir sistem olabilir gibi geldi bana. Bayağı ilgimi çekti. Profesyonel aranaya doğru yükselmek isteyen arkadaşların ya da takım rekabetinden, takım rekabetinin heyecanından hoşlanan arkadaşlar için çok faydalı olabilecek sistemler geliyor gibi görünüyor. Henüz elimizde detay yok. Hangi şampiyonu ilk olarak oynamamı isterseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bu değişiklikler hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ne yapalım, ne edelim, ne düşünüyorsunuz bu yama hakkında? Kendinizi ifade ediniz lütfen. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım anladığım kadarıyla bu değişiklikleri ve daha fazla bilgi geldikçe elbette sizlerle paylaşıyor olacağım. Hem şu aşağıdaki sosyal medya kanallarından hem de önemli değişiklikleri burada YouTube'dan. Kendinize çok iyi bakın. Uzun bir yama oldu bu. Bay bay.